Galatasaray maçını değerlendirelim. Galatasaray'da 4-1 rahat bir galibiyet. Şöyle bir hissiyat geldi bana. Kasımpaşa 3 gol atsa maç 6-3 biterdi. Öyleydi ama. Kasımpaşa o hissiyatı verdi izleyenlere. Galatasaray da verdi, Kasımpaşa da verdi. İstediği gibi yenecek gibi duruyordu Galatasaray. Yani sıkıntı büyük Kasımpaşa'nın, çünkü en son Beşiktaş maçını canlı izlemiştim ben. Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçı. Evet. Galatasaray maçında da tribündeydim. İki maç arasında çok fark var. Yani bir oyuncunun gitmesi, Cagney'nin gitmesi, Eduk'un gitmesi bu kadar fark yaratır mı? Eduk gerçi Beşiktaş maçında oynadığını hatırlamıyorum. Ama kadrodaydı, neyse. Bu kadar fark yaratır mı? Yaratmanın dışında böyle bir organizasyonları, konsantrasyonları gitmiş Kasımpaşa'nın. Biz zaten hani ne yapıyorduk ki durumla gelmişler. Ben Trezeguet'in topu alıp Trezeguet'in tamamen kendisini oynuyor. Kendine pas attığı, Trezeguet'in şut pozisyona girip Trezeguet'in kaçırdığı bir maç izledim. Önünde Cagney örneği var. 10 milyon euroya transfer oldu. Yani. Maaşını 3'e katladı. Ben ne yapıyorum burada demeye başladı. Trezeguet ki ilk yarı boyunca sıkıntılar yaşadı biliyorum. Antrenmanlara çıkmadı. Ben gideceğim dedi. Beni bırakın dedi. Orada biraz patron kulübü sahibi olan bir kulüp olduğu için, biraz camiası çok geniş olmadığı için biraz yansımadı ama öyle durumlar var. O da kendini oynayacak. Böyle maçta oynamayacaksan ne zaman oynayacak diye düşündü. O da her şeyi etkiliyor. Etkiliyor ve çok bireysel oynamaya başlamış. Ama yine de çok eleştirilen Feghouli ve Belhanda'nın çıkışlarını es geçmemek lazım. Cagney'e bağlayabilir miyiz onu? Cagney'in yarattığı o güzel, hareketliliğe. Güzel. Çünkü yani maç devam ederken biz kendi aramızda biraz onu konuştuk. Sen stat'tan izlediğin için bence daha iyi değerlendirebilirsin. Evet. Televizyonda ben Cagney performansı, bana televizyonda yansıyan performans vasat ortalama üstüne yaklaşan bir performans. Bir ayakları onun evet biraz titriyor. O alışamadı. Yani Belhanda'nın bir pası var. Hani savunmanın üstünden Cagney'e normal koşullarda. Girişine vurması lazım ona. İndirmeye falan çalıştı orada tabii. İndirip, çok yavaş hatta kaldı. İndirmesine rağmen böyle hareket edemedi. O biraz galiba. Çok yavaş kaldı. Hep bir baskı olacak bir süre daha. Ama çünkü Belhanda'nın ve Feghouli'nin işte form durumu olağanüstü. Orada yine canlı izleme durumu var. Cagney bir kere bir stoper alıyor kendisine. Bir stoper buna çok yakın ve Kasımpaşa'da, özellikle Kasımpaşa maçında Cagney'i daha yakından tanıdıkları için, stoperler Veysel daha yakından tanıyor, Sabek Popov daha yakından tanıyor. Biraz daha Cagney'e yakın oynadılar gibi geliyor bana psikolojik olarak, istemeseler de. Bir Sabek'i aldın, stoperi aldın kendine. %50'yi savunmaya götürmüş. Ya bu Cagney vurur, uzatır, şeyi yapar diye. Bir de orta saha 6 numara geldiyse Feghouli 3 gol atıyor. Maç sonu ilk kez kariyeri boyunca topla eve gitti Feghouli. Evet. Yani bunu da kendisine özellikle sordum. Hani böyle bir durumu sen neye bağlıyorsun diye. Evet, takım röportajı oyunu dedi. Çok hani doğal olarak başka bir şey. O ayaküstü yapılan röportajı çok detaylı konuşamayız ama Cagney'in öyle bir etkenliği var dedi. Var gibi geldi bana ama bu bir şey ifade etmez. Çünkü büyük takım golcüsü, attığı gollerle değerlendirilir. Sizin 3 maç daha böyle yapıp yandaki Feghouli'nin, Belhanda'nın gol atması, bir bakarsanız Mitroğlu ilk 11'de maça çıkmaya başlamış. Olabilir. Bence Mitroğlu da Galatasaray'da Fatih Terim'in oynattığı futbola, oynatmak istediği futbola uygun santrafor tipi değil. Biraz daha oyunun içinde olması gerekiyor ki bu eleştirileri Marsilya'da da görmüştü. Ben savunma meselesinde özellikle merkezde ufak tefek sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani Kasımpaşa'nın çok fazla hücum gücü yoktu. Hı hı. Buna rağmen Kasımpaşa çok rahat pozisyon buldu. Maçın ilk yarısı bambaşka bir skorla da bitebilirdi. Trezeguet evet çok bireysel oynadı ama pozisyona da girdi. Pozisyon da üretti kendisine. Ve ben Luyendama, Marcao ikilisi için evet iyi bir ikili olabilir görüşü vardı ama zaman zaman ufak tefek sıkıntılarda yaşayacak gibi Galatasaray. Ama birebir de ikili olarak, stoper ikilisi olarak, savunma organizasyonu olarak bilmiyorum ama özellikle Luyendama'nın uzun boyu ve biraz o cüssesine bakarak dışarıdan, çevik ezberden mi konuşulup hızlılığı üzerine bir hayır yavaş diyebiliriz ama top kontrolü konusunda çok hakim ve bunu biliyor. O hızının eksisini artıya dönüştürebilecek bir şey. 100 metreden gelen bir topu bir anda bir pozisyonda hani böyle çok yetenekli bir stoper, çok yetenekli forvet veya 7 numara 10 numara gibi durdurabiliyor. Bilmiyorum sadece bu maçlık mı benim dikkatimi çekti. Yok, iyi oyuncu. O açıdan yani ayaklarına da hakim olduğu için vücudunu da zaten nasıl kullanacağını biliyor. İyi transfer bence. Hem Marco hem Luyendama iyi transfer.